Merhaba arkadaşlar. Kesintisiz olarak salınan dünyanın salınımına ayak uydurarak çıktığımız bu ülkeleri keşif serüveninde üstün çabamız ve gayretlerimizle araştırıp elde ettiğimiz materyalleri palavra ve asparagas bilgilerle süsleyip sizi zehirlemeye devam ediyoruz. Bazen araya gerçek bilgiler de karışabilmekte. Bu durum için affınıza sığınıyoruz. Aldım elime şahadım atkabı, aldım vidaları, gittim. Tam vidalarım. Baktım aynaya, pilot abone yapay bana, ne yapıyorsun? Baba dedim, baba senin sürü panik yok. Baba vidalarım onları gidiyor, tek tek perçen atıyor. Sadece vida atıyorum, sadece vida. Yılın kahramanı. Şahin dedim. Hala daha geçen İstanbul'a gideceğim, bittim o uçak. Benim attığım vidalar duruyor. Evet evladım, tabiyetin kabul olmuş. Çok düşündük, araştırdık ve araştırmalarımız sonunda öyle bir sonuca vardık ki inanamayacaksınız. Zaten inandırmak gibi bir amacımız da yok. Evet, uzun süren gayretlerimiz ve beyin fırtınalarımız sonucunda elde ettiğimiz çıkarıma göre attım hafızaya, beyin bedava. Dünya sadece Asya ve Avrupa kıtasından oluşmuyor. Dünyada başka kıtalar da var. Sizlerle çıktığımız bu serüvenin sınırlarını daha da genişletmeye karar verdik. İşte o karara binaen sizlerle Afrika kıtasının kuzeyinde yer alan Tuareklerin memleketi, dünyanın en büyük sardalya ihracatçısı, yaklaşık olarak 36 milyon nüfusa ve 720 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip Morocco'yu inceleyeceğiz. Resmi adı Türkçe'de Fas Krallığı olan Morocco'ya, Türkçe'de Fas denilmesinin nedeni zamanında Osmanlı'da kullanılan feslerin buranın Fes şehrinde üretiminin yapılması sebep olmuştur. Türkçe'de Fas olarak anılan ülkenin gerçek adı kendi dilinde El Magrib, yani batıdaki yerdir. Bizim konseptimizin hayranı seyircilerimizin hayal kırıklığına uğradığını ve şunu dediğini duyar gibiyim. Fas bir Müslüman ülkesi. Bu noktada kim olduğunu bilmediğim ama kesinlikle bir bilim adamı kadar IQ'ya sahip olduğuna emin olduğum bir düşünürün ben Tayyip'e oy verdim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdim. MHP'ye verdim de. 4000 lira maaş. 4000 lira maaş alıyorum. İnanmazsanız sigara yok, alkol yok, kumar yok. Ayda 1000 lirasını yani yemiyorum bile. Davutoğlu'na veririm. Erbakan'ın oğluna veririm. Vallahi Meral Akşener'e veririm. Masır yavaş olsun. Halk Partisi'nin bile başında olmasını isterim. Türkiye'de işsizim, açım diyen adam yalan söyler. Adam zaten işsiz. İşsiz abi. Evde 5 kişi çalışıyorsa şu anda bir kişi çalışıyor. O da asker için. Seninle ben anlamıyorum yani. Ben seninle neyi tartışıyorum inan anlayamıyorum. Kalkmışın dini imanı olmaz sözünü size hatırlatmak isterim. Aslında ben de başlangıçta sizler gibi düşünmekteydim fakat biraz araştırınca olay hiç de bizim düşündüğümüz gibi değilmiş. Avrupalı orta sınıfa mensup sapıkların çokça ziyaret ettiği bu ülke seks turizminde Tayland ile neredeyse kafa kafaya. Nasıl bizim sapık vatandaşlarımız, pardon, orta sınıf iş adamlarımız Ukrayna semalarında gezinmekteyse Avrupalılar da Fas semalarında gezinmekteler. Hatta Avrupa'daki göçmen Türkler de buna dahiller.
Neyse, bu can alıcı bilgiyi sizinle paylaştıktan sonra biraz da gereksiz bilgi vereyim. Öncelikle Fas krallıkla yönetilmekte ve krallık babadan oğula geçmektedir. Her krallıkta olduğu gibi halk kralını çok ama pek çok sevmekte. Aksi düşünülemez zaten. Ben seni çok seviyorum ha. Ben de Hatice. Sen mi diyorsun lan? Ben de beni çok seviyorum Hatice. En ünlüsü Casablanca olan birçok sinema filmine ve dizisine ev sahipliği yapmış ve yapmaktadır. Yani sinemacılar için cazip bir ülkedir. Hatta Müslümanlığı anlatan Çağrı filminin bir kısmı da Fas'ta çekilmiştir. Bu kadar sinemacılar arasında ünlü olmasına rağmen bizim kanalımızın hayranı olduğu sinemacı abilerimizin burada bir filmi yoktur ne yazık ki. Diğer bir ilginç bilgi de Faslılar sevdi mi kalpten sevmez. Onlar sevmek için ciğerlerini kullanır. Ciğer deyince Hakan Yavaş ciğerimi sürttün diyen ablamızı anmadan da olmaz. Hakan'ın hangi ciğeri nereden söktüğünü hayal bile edemiyorum. Sevdiği zaman ciğerden seven insanların ülkesi olan Fas'ta kocasını kaybeden kadın ömrü boyunca beyaz giyer. Fas'ta beyaz matem rengidir. Ayrıca berberi kadınları kaç çocuğa sahip olduklarını çenelerinin üstüne dövme yaparak belli ederler. Binbir Gece masallarında da konu olmuş olan Fas'ın en büyük şehri Marrakeş, birçok tarihi ve turistik yapıya sahip olmasının yanında Fas'taki fizyolojik aktivasyonun da merkezidir. Burada kapalı kapılar ardında her tür eğlence mevcuttur.